EYT için yine tarih verildi. EYT mağduriyeti Fox Ana Haber'de bir kez daha gündem oldu. EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, emeklilikte yaşa takılanlar asla bu formülleri kabul etmiyor. Çünkü iktidara yakışan icraattir. Ekim ayında meclisimiz açılıyor. Çalışmanın ivedilikle bitirilebileceğini biliyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar Fox TV Haber'de bir kez daha gündem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın 2023 yılının başını işaret ettiği EYT'de mağduriyeti yaşayan vatandaşlarınsa seçim malzemesi yapmayın, sabrımız kalmadı dediği vurgulandı. Ana haber bülteninde görüşlerine yer verilen EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti 23 yıldır devam ediyor. Sene sonuna kalmasını emeklilikte yaşa takılanlar kabul etmiyor. Beklentimiz artık bizim sabrımızın kalmadığı noktadadır. Samimi ise iktidar partimiz bunu seçim malzemesi yapmadan Ekim ayında meclisimiz açılıyor. Çalışmanın ivedilikle bitirilebileceğini biliyoruz. Muhalefetin muhalefetliğini yapıp iktidara bu mağduriyetlerin bitirilmesi için çağrıda bulunması gayet normal ve doğal bir olaydır. Sayımız 4,5 milyon civarı. Hemen emekli olacak sayımız 700 binle 1 milyon kişi arasında diyoruz. Topluluğumuz bugün 15-20 milyon nüfusla iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapabilecek güçtedir. Emeklilikte yaşa takılanlar asla bu formülleri kabul etmiyor. Çünkü iktidara yakışan icraattir ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.